İki programlık aranın ardından sevgili Mert Özdeş de bizlerle birlikte. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Herkese yeni yılın kutlu olsun. Sizin de. 2024'te görüşmedik. Görüştük. Evet, bu ilk yayın. Sen yurt dışındaydın da ve geldin, ayağının tozuyla buradasın. Bakalım neler neler oldu, neler neler konuşacağız, nelere neler. Ama öyle ilginç, enteresan şeyler oluyor ki artık yani birbirine bağlayalım mı, bağlamayalım mı? Ama zaten bağlı gibi görünüyor her şey. Şimdi şöyle yapalım bak. Önce biraz Kıbrıs konuşalım. Evet. Ki Kıbrıs konuşurken de yakın bölgeye gideceğiz. En nihayetinde Koyyar'ın atanması resmileşti. Evet. Ve hem Kıbrıs Türk tarafından hem de Türkiye'den gelen açıklamalar, atanma üzerine gelen açıklamalarda iki nokta çok önemliydi. Görev yetkileri ve görev süresi. Buna vurgu yaptı her iki tarafta. Keza bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın da Tahsin Bey'in de Tahsin Ertuğrul'un da açıklaması var. O da hem o yöne vurgu yaptı hem de ağırlıklı olarak yeniden bir doğrudan müzakere başlayacaksa bunun nerede ne koşullarla hangi noktadan ne koşullarla başlayacağının altında çizdi Sayın Dışişleri Bakanı. Altay meselesi biraz BM barış gücünün süresini de bize hatırlatıyor ama onlar da alt ayına gelmişti. Ama görünen o ki bu konuda Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin ısrarlı tutumu, kararlı tutumu etki yapmış. Çünkü BM yetkililerine de hem Güney Kıbrıs hem Yunan gazeteciler, özellikle Güney Kıbrıslı gazeteciler BM genel merkezindeki basın toplantılarında Guterres'in sözcüleri, sözcü yardımcıları düzenli olarak o basın toplantılarını düzenliyorlar ve çıkıyor orada bir Rum gazeteci bir soru sorabiliyor. Bu da bizim herhalde ülke olarak bir eksiğimizdir. Onu da açık kapa parantez eklemiş olalım. Israrla onlar da görev süresini sordular. Israrla BM yetkilileri de hatta en son ki Nino'ydu ismi yanılmıyorsam ben de bilmiyorum dedi. O noktaya kadar getirdiler. Nasıl değerlendirmek lazım? Yeni bir süreç değil aslında. Yani yeni bir isim geliyor sadece. Süreç, yapacakları, yapamayacakları, ne olacağı hepsi bildik. Çok böyle bir merakla beklemiyoruz. Nasıl olacağını, nasıl gerçekleşeceğini ya da gerçekleşmeyeceğini, nerede duracağını bizler iyi biliyoruz. Bakalım yeni diplomat, bir kadın diplomat geldi. Ne getirecek, ne götürecek, ne söylersin? Evet, öncelikle herkese bir kez daha merhaba diyelim ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilere ve tabii özellikle size ve BRT ailesine. Zira yeni yılda da birlikteyiz. Farklı bir perspektifle günceli değerlendirmeye çalışıyoruz daimi konuk olarak. Sizlere de hem program moderatörü ve yapımcısı olarak da teşekkür ederim. Konuk olarak bizleri ağırladığınız için. Öncelikle şunu söylemek isterim. Giriş yaptığınızda işte bahsetmiş olduğunuz için şunu söylemek istiyorum. 2-3 haftalık bir yurt dışı ziyaretindeydim ve Türkiye'nin dışında. 2-3 hafta sonra adaya döndüğümde şunu hissettim. Bu çok güzel bir duygu, biliyor musunuz? Çok özel bir coğrafya. Bunu hissettim. Çok özel bir coğrafya. Klişe bir söz değil. Bu hissettiğim bir söz. Bunu belirtmek istiyorum. Ve içine girdiğimizde kafamızı günlük hayatın koşuşturmacasına, günlük hayatın yorgunluklarına, söylemlerine, tartışmalarına gömdüğümüzde bu adanın güzelliklerinden ve sahip olmuş olduğumuz imkanlardan zaman zaman farkındalığından çok ama çok uzaklaşıyoruz. Öncelikle nacizane yeni yılın ilk programı olduğu için, birlikte yapmış olduğumuz ilk program olduğu için perspektifin bunu belirtmek isterim. Ve bunu ben de hissediyorum açıkçası. Şöyle dışarı bir çıkıp geri geldiğimde bunu bir kez daha anladım. Gerçekten çok özel bir coğrafyada, çok özel bir konumda, çok özel bir ülkede, çok özel bir adada, güzel bir adada yaşıyoruz. Özellikten kastım aslında çok olumlu bir değerlendirme. Bunu hissettiğimi söyleyebilirim ama tabii biraz karıştırdığınızda, etrafa şöyle bir baktığınızda yaşananları da üzüntüyle takip ediyorsunuz. Direkt içeride, direkt dışarıda. İşte gerek ekonomik kriz, gerek siyasi krizler, bitmek bilmeyen, defaatle yıllarca, on yıllarca tekrarlanan Kıbrıs sorununa ilişkin olarak söylemler. Bunun dışında son dönemde giderek artan asayiş vakaları, ne yazık ki ülkemizde yaşamış olduğumuz son dönemde artan üzücü vakalar, bir de buna tabii trafik kazalarında şiddeti de artıyor gerekir. Olayların değil, hem sayısı artıyor hem şiddeti artıyor, evet. Evet, dolayısıyla bu trafik üzücü tablo giderek karamsarlaşan bu üzücü tabloyu da görmek insanı maalesef
olumsuzluğa sevk edebiliyor. Ama her şeye rağmen yeni yıldan güzel beklentiler içerisinde olmakta fayda var. Bu inancımızı, bu ümidimizi kaybetmeden görevimizi hakkıyla yerine getirerek bu güzel ülke için, bu güzel ülkenin güzel insanları için de hala güzel kalabilmeyi başaran temiz insanları için de, temiz yürekli, güzel yürekli insanları için de mücadeleyi de bir kenara bırakmamak gerekiyor. Kıbrıs'a başlayalım dediniz az önce. Evet, Kıbrıs konusuyla ilgili zaten Perspektif'in ilk programlarından itibaren hep dile getirdik. Yeni bir sürece doğru evrildiğini görebiliyoruz. Pozisyonlar değişmekte. Ama bu biraz da aslında hem bölgesel gelişmeler hem de Türkiye'nin konumuyla da alakalı gibi görünüyor. Çünkü özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la beraber resmileşen bir dış politika, bir Kıbrıs sorununa ilişkin bir tutum var. Bunu çok konuştuk, detaylandırmayalım. Bu tutumun devam ettiğini görüyoruz. Ancak Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili olarak da diplomasiye hala bir şans vermekte fayda var noktasında bir yaklaşım var. Türkiye ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden verilen mesaj bu yönde. Ancak ben bunu tamamıyla diplomatik bir girişim, bir siyasi bir pozisyon, siyasi bir manevra olarak görüyorum. Özellikle Türkiye adına. Yine altını çizelim. Hep belirtiyoruz. Bu çok önemli bir cümle olduğu için altını çizmekte fayda görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yani biz dış politikamızı Türkiye ile eş güdümlü olarak yürütüyoruz. Yani ne Türkiye Kıbrıs konusunda ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs konusunda tek başına bir karar alma lüksüne sahip değil. Biz bu davayı, Kıbrıs sorununun çözümü noktasındaki politikayı ortak eş güdüm halinde, koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu pozisyon gerek iç sorunlar gerek dış baskılar nedeniyle belki de Türkiye'yi biraz daha farklı bir pozisyon alma noktasına gerek Avrupa Birliği, gerek Ege, gerek Akdeniz, gerek Kıbrıs konusunda farklı bir tutum içerisine yönlendiriyor. Bu çok anlaşılabilen bir konu. Yani bunu yeni yıldan önceki son programımızda çok net bir şekilde belirtmiştik. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretine verdiği mesajlar hepimizi çok şaşırtmıştı. Bu çok net bir şekilde Türkiye'nin hiçbir şekilde çekilmediği bir pozisyon deklarasyonuydu. Neydi bu? Evet, Yunanistan'la, Batı ile olan sorunlar çok net ortada. Ama bu sorunları çıkmazdan kurtarmak gerekiyor. Ve burada en büyük menfaat de Türkiye'nin yararına olacak. Dolayısıyla bir gece ansızın gelebiliriz noktasından Atina'ya dostluk eli uzatan bir Türkiye imajı çizili verdi. Bunu da çok net anlıyoruz. Bunun bir yansıması da Kıbrıs'a düşüyor. Kıbrıs'ta da tırnak içinde söylüyorum, müzakere ediyormuş gibi görünelim diye yapılan bir hamle ya da bir pozisyon değil bu. Türkiye şu anda etrafını saran baskıyı, içeride ve dışarıda sarmakta olan baskıyı aşmak adına bunu altı doldurabileceğimiz birçok başlık var. Terörle mücadeleden tutun da Türkiye'ye uygulanan silah ambargosuna kadar birçok başlıkta Türkiye kendine bir çıkış yolu aramakta. Bu çıkış yolunu da yeni düşmanlar kazanarak değil ya da var olan sorunları ayyuka çıkararak değil, onları görmezden gelerek de değil, bunların üzerine giderek bunları çözmeye çalışır bir pozisyonda bir imaj, bir tutum sergiliyor. Çok ilginçtir ki Eurofighter meselesiyle ilgili günlere denk geldi Atina ziyaretinde yapılan o açıklamalar. Türkiye'nin çok ciddi bir hava savunma açığı doğabilir. Bunu çözmek adına çok ciddi, çok büyük projeler gerçekleştiriliyor. Bunlar hayata geçecek ama bunlar hayata geçinceye kadar bazı açıklar oluşabilir. Bu açıkların oluşmaması adına, bu açıkların milli güvenlik sorunu haline gelmemesi adına özellikle Eurofighter meselesi gibi çok önemli konuların olduğu bir dönemde Türkiye çok ilginç bir dönüş manevra yaparak o sert söylemleri bir kenara bırakarak sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi adalara füzeler, Amerikan askerleri, Yunan askerleri yığılmamış gibi, Dede Ağaç'a büyük bir savaş yığınağı yapılmamış gibi, bunlar olmamış gibi Türkiye diplomasiye bir şans verir gibi görünerek bütün bu sorunları
görmezlikten gelmek yerine bunların üzerine gitme yolunu tercih etti ki belki bu batıyla bazı sorunları aşılması ya da Türkiye'nin batıdan beklentilerini alabilmesi adına belki bir önemli bir kilometre taşı olabilir noktasında bir durum ortaya çıktı. Kıbrıs'a da ben bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Türkiye yaşamış olduğu sorunları aşabilmek adına batıyla daha da bir gerginlik yaşamadan bunları çözüyor noktasında bir diplomasi kanalını yeniden hayata geçirerek sorunları bir kenara bırakıp çözüm yolunda çözüme şans veren, diplomasiye şans veren bir ülke, bölgesel bir güç noktasında bir siyaset izliyor. Bence bunun Kıbrıs'a yansımalarını görüyoruz. Güney Kıbrıs'a da çok ciddi sorunlarımız var. Bunlar 1963'te kaldığı yerde duran sorunlar, bekleyen sorunlar değil, büyüyen sorunlar. Güney Kıbrıs'a çok ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyoruz. Güney Kıbrıs'a çok ciddi bir silahlanma faaliyeti. Üçüncü ülkelere verilen üsler, yapılan tatbikatlar, anlaşmalar, artan iç silahlanma, mevzilenmeler dahil olmak üzere bu programda söyleyemeyeceğimiz daha birçok başlık noktasında bakılacak olursa Güney Kıbrıs'a günden güne artan bir güvenlik sorunu söz konusu. Biz bütün bunlara rağmen bugün bir temsilciden bahsediyoruz. Bu temsilcinin ne yapabileceklerini, şapkadan tavşan çıkarıp çıkamayacağını konuşuyoruz. Yani aslında kimse konuşmuyor ama gündem başlıklarından biri de bu. Dolayısıyla şunu söyleyelim, buradan bir şey çıkar mı? Ben pek bir şey çıkacağını baştan konuşmak gerekirse, ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Belki de kimse düşünmüyor ama biz bugün bunları konuşmak durumundayız. Çünkü bölgesel konjonktür bize bugün bunları belki de dayatıyor. Dediğim gibi, en başta söylediğim gibi, biz bu bölgedeki Kıbrıs sorununu Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi ilgilendiren bir milli güvenlik sorunu noktasında bir açılım yapılacaksa bu tabii ki Kıbrıs sorununa da bir şekilde yansıyor. Ben bugünkü bu temsilcinin atanması konusunu da buna bağlıyorum. Ha, bu noktada ellerini sıvazlayarak gelişmeleri takip edecek olan kim? Elbette ki Atina ve Güney Kıbrıs yönetimi. Zira Christodoulis göreve gelmeden önce de, göreve geldikten sonra da bir an önce görüşme masası, görüşüyormuş gibi yapan bir lider pozisyonuna bürünmeye çalışıyor. Buradan elbette siyasi kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Çünkü şu anda Christodoulis ne yapıyor? Liderliği anlamında Güney Kıbrıs'ta bir Rum lider olarak ne getirdi? Rum halkına ne gibi vaatlerde bulunabiliyor? Kıbrıs sorunun çözümü noktasında hiçbir şey. Birkaç görüşme girişiminin dışında elde edebildiği bir şey yok. Dolayısıyla Christodoulis bugünlerde sanırım oldukça mutlu, bir şekilde istediğini almış gibi görünüyor ama bütün buna rağmen de net bir cevap, net bir duruş var hala. Hem Ankara hem Kuzey Lefkoşa net bir şekilde duruşunu belirtiyor. Biz sonu ne olacak bir sürece girmeyiz. Bu çok net. Ve iki devletli çözümden, egemen eşitliğe dayalı bir çözümden de vazgeçmiş değiliz mesajını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla pozisyonlar değişmiş değil. Adalardan askeri yığınaklar çekilmiş değil. Yunanistan F-35 almaya yine hala çok yakın. Yunanistan Dede Ağaç'taki Amerikan yığınağından ve Yunanistan'ın tamamına yayılmış bir Amerikan üssü ülkesine dönüşen pozisyonundan vazgeçmiş değil. Herkes pozisyonu koruyor. Ve dolayısıyla biz de buradan Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin olarak tarafların pozisyonunu belirlemek üzere bir dönemliğine gelmiş, kısa bir süre için gelmiş olan bir temsilciyi, bir Birleşmiş Milletler bürokratını konuşuyoruz. Buradan bir şey çıkmaz. Çok net görünüyor. Zaten tarafların dediğim gibi pozisyonları belli. Bu noktada ben en azından 2024 takvim yılı içerisinde Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin olarak bir gelişme, olumlu bir gelişme beklemiyorum diyelim bu ilk başlıkla ilgili, evet, olarak. Şimdi Christodoulis'ten bahsettin. Christodoulis'in bir ara Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme sevdası baş göstermişti. Evet. Onun koşullarını tabii ki kendisi anlatıncalar biraz o hevesi kırıldı. Yani daha doğrusu çok içine gelir bir durum olmadığını anladı. Diğer yandan son dönemde bir Türkiye ile ilişki kurma hevesi, harekatı, özellikle doğalgaz, bu hidrokarbon yatakları konusunda Güney Kıbrıs'ın çok can atmakta olduğunu gördük. Pazar günüydü yanılmıyorsam Dışişleri Bakanı Kombos'un açıklamaları vardı. Biz Türkiye ile hazırız
bu konuyu görüşmeye şeklinde. Bugün de bir Rum gazetesinde 3 partinin DC, DİKO ve AKEL'in evet dediklerini, Türkiye ile bu konunun görüşülmesine evet dediklerini görüyoruz. Tabii şimdi ufak bir illüzyon var işin içinde. Yani bir arkadaşım bana o manşeti gösterdi sabah saatlerinde. Evet dedim, tamam, yani bu çok flash bir şey olur mu dedi. İşte bak, kabul ettiler görüşmeye. Hayır, bu değil. Yani hatırlayalım, Sayın Erdoğan'ın konferans önerisi. Evet. Gelin bir konferans toplansın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olacağı bir konferansta biz bunu görüşelim. Şimdi şöyle bir analiz yapalım. O dönemde bu teklifi hemen hiç üzerine düşünmeden reddetmişti Güney Kıbrıs. Yani demişti ki, hayır, bizim kendi planlarımız var. Bizim kendi münhasır ekonomik bölgelerimiz var. Yaptığımız, yapacağımız anlaşmalar var. Biz böyle bir görüşmeye, böyle bir şeye yanaşmayız. Şimdi bir baktık, Türkiye ile görüşürüz denmeye başlandı. Belli ki birileri bu konunun artık görüşülmesi gerektiğini kendine söylemiş. Yani müzakereyle, oldu bittilerle değil, müzakereyle bu işi halledin. Daha doğrusu bu işi halledin. Artık bu Doğu Akdeniz'deki yataklar, zengin yataklar çalışmaya başlansın, kullanılmaya başlansın, faydalanılmaya başlansın. Sizin artık modası geçmiş siyasi emelleriniz yüzünden, bunu söylenmemiştir ama yani bunu ben ekledim. Keşke bu böyle söylense. Sizin modası geçmiş siyasi emelleriniz yüzünden oradaki milyarlarca metreküplük doğalgazın durmasına, bizim de kalkıp Ruslardan bu şartlarda doğalgaz almamıza artık bir son vermemiz lazım. Peki bu nasıl olacak? Şimdi Türkiye ile görüşelim diyerek hem o kendilerine yapılan telkinlere uymuş gibi görünmeye çalışıyorlar ama diğer taraftan da o uluslararası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olacağı uluslararası konferansı sulandırmaya çalışıyorlar. Diyor ki, devlet benim, Türkiye'de devlet, biz oturup konuşuruz, bizim için sorun değil. Hayır, öyle değil ama yani şimdi şartları kendilerinin belirleyemeyeceğini herhalde artık biliyorlardır Kıbrıs konusunda. Çok çok uzun yıllar önce öğrenmiş olmaları lazım. Sürekli de bu konuda ders alıyorlar. Ve işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasın, Kıbrıs Türk tarafı olmasın, ben oturayım Kıbrıs olarak Türkiye ile bu konuyu oturup çözerim. Öyle değil. Yani eminim ben kendilerine gereken cevap gerekli üslupla yine verilecektir. Tabii ki buyurun, biz bu tarihte bir konferans teklifi yapmıştık. Hadi gelin o konferansı toplayalım. Basit manevralar. Bu basit manevralara yeltendiklerine göre belli ki çok büyük bir baskı var üzerlerinde. Neden? Çünkü Orta Doğu'da da, İsrail tarafında özellikle coğrafya değişiyor. Artık oradaki kaynaklar, hem İsrail'in kaynakları, hem Mısır kaynakları, hem Lübnan ve Gazze, artık Gazze kalacak mı bilmiyorum bu gidişe ama o bölgenin kaynaklarının birleştirilmesi, oranın da oyuna katılması söz konusu. Belli ki birileri bir yerlerde bunun planlarını yapmış. Biz savaşa bakarken savaşı çıkaranlar, görünen o ki, anlaşılan o ki, sonraki sayfalara geçmişler. Sonraki sayfaları yazmaya ve hatta işte print almaya başlamışlar o sayfalardan. Birilerinin önüne götürüp koyuyorlar. Bakalım ne olacak ama Güney Kıbrıs şimdi köşeye sıkıştı demem. Öyle bir şey olmaz zaten. Çünkü öyle bir yapı var ki şu an Doğu Akdeniz'de, taraflardan birisini köşeye sıkıştırarak hiçbir şey çözemezsin. Hakkaniyet üzerinde, zaten Türk tarafı da bunu söylüyor. Yani hakkaniyet üzerinde, uluslararası hukuka uygun bir şekilde bizim atmakta olduğumuz adımlar zaten bu yöndedir. Bu yönde bu işi çözelim. Bakalım ne olacak ama ilginç sesler gelmeye başladı. İlginç yaklaşımlar sergilemeye başladı Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Görünen o ki işte özel temsilciydi, kişisel temsilciydi. Sadece ve sadece bir kayıt olarak kalacak, bir hossada olarak kalacak bir isim daha anacağız. Farklı bir isim gelmedi. Kuyayar ismi geldi. Olsun, yeni bir isim daha. En azından ön ismi, oldukça uzun da bir ön ismi var özel temsilcinin. Onu görmüş olacağız. Yani bakmamız gereken bence işte özel temsilcinin ne yapıp ne yapacağı değil, bu doğalgaz konusudur. Bu doğalgaz konusunda bir yerlerde belli ki ışıklar yanmış, mesai yapılıyor. Hatırlarsanız New York'ta Türk evinde bir görüşme olmuştu Netanyahu'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edenlerdendi. Sayın Erdoğan'ın kabul ettiği isimlerden biriydi. Ondan önceki süreçte, yani Netanyahu'yu New York'a götüren süreçten önce de uluslararası basına zaman zaman bu konular yansımıştı. Güney Kıbrıs medyasına da yansımıştı. Neydi bu konu? İsrail doğalgazının Kıbrıs açıklarından Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya pazarlanabilmesi konusu. Bu çok önemli bir meseleydi. Hemen ardından da tabii New York'ta böyle bir ziyaret gerçekleşebilmişti. Bu önemli bir konu idi. Şimdi Gazze'deki durum yarın ne olacak bilemiyoruz. Çizilmiş bir belki proje var ortada ama bu bizi nereye götürür? İçine Kıbrıs konusunun da dahil olduğu bir proje gerçekleşebilir mi? Bugün çok daha zor gibi görünüyor bu mevcut tabloya bakılacak olursa. Ama yarının bize ne göstereceğini, yani 24 saat sonra uluslararası ilişkilerde ne olabileceğini gerçekten tahmin edemeyeceğimiz bir dünyayı yaşıyoruz. Dolayısıyla enerji konusu son dönemde giderek daha da önem kazanmış bir konu. Her zaman önemliydi ama daha da önemli bir hale geldi. Hele hele bu bölgede çok daha önemli bir bölge, bir konu haline geldi. Tabii bu noktada Kıbrıs sorunu aşılabilir mi? Ya da Kıbrıs sorunu gerçekten bu enerji işbirliği, bu bölgesel çoklu enerji işbirliği denklemini önünde gerçekten tek engel Kıbrıs sorunu mu? Bütün bunlar aslında yanıt bekleyen sorular. Ben gerçekten hemen hemen her programda olduğu gibi bu programda da değinmek istediğim konulardan bir tanesi. Maalesef ülkede yaşamış olduğumuz sorunlar, iç meseleler, geçim kaygısı, ekonomik sıkıntılar gibi, gelecek kaygısı gibi gençlerin yaşamış olduğu çok ciddi sorunlar nedeniyle kafamızı şöyle etrafa kaldırıp da bakamayacak noktaya geldiğimizi zaman zaman düşünüyorum. İnsanlar yarını düşünüyor, bugünü düşünüyor, elektrik faturalarını düşünüyor. Televizyonu açıyor, BRT ekranlarında sizleri izliyor, bizleri izliyor. Vermiş olduğumuz bu belki daha geniş perspektife dayalı mesajları dinliyor ama belki de aklının bir ucundan da bu ay gelecek olan elektrik faturası ya da gelmiş olan elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Muhakkak. Yani, dolayısıyla belki de bizim bu konuşmuş olduğumuz konular anlamsız da gelebilir. Aslında elbette böyle değil ama izleyicilerimiz de belki böyle düşünmüyorlar ama maalesef hayat gerçeklikleri çok başka. Herkesin hayatına dokunan bir önem sırası vardır. Tabii. Hatta bu Güney Kıbrıs için de geçerli. Yani Kıbrıs sorunu hala ve hala çok geri sıralarda, çok arka planda kalıyor. Yani bugün bir anket yapacak olsak, işte bu görüşme süreci bizi enerji işbirliğine götürecek. Kıbrıs sorunu da bir kenara bırakıp işte kazan kazan esasına dayalı bir süreci doğuracak denilecek olsa buna kim inanır? 6 ay sonra biz böyle bir sürece merhaba diyeceğiz. Taraflar bir şekilde tıpkı Kayıp Şahıslar Komitesi'nde olduğu gibi işte bir masa kurulacak. Çok bacaklı olacak bu masa ve bu işin sonunda kazan kazan formülü gelişecek. Bir şekilde bu hidrokarbon rezervlerinden elde edilecek kazanım hakkaniyete dayalı esasla hak sahiplerine dağıtılacak. Ülkeler bundan bir refah elde edecek. Belki bir katalizör olacak Sayın eski Cumhurbaşkanı Akıncır'ın ifade ettiği gibi. Bir katalizör olacak bu sorunun çözülmesi noktasında. Buna inanır mısınız? 6 ay sonra bu gerçekleşir mi? Benim için çok zor bir başlık. Ben buna şimdiden evet bu çok zor. Bu süreç bizi, bu görüşme süreci bizi buraya götürür diyemeyecek durumdayım açıkçası. Bir beklentim de yok. Bize bir şey kaybettirmesini istemiyorum. Özellikle bu yeni vizyon konusunda, bu yeni vizyon noktasındaki tutarlı açıklamalar, bu politika noktasında bir şeyler kaybetmek istemiyorum. Çünkü inanın bu yeni vizyon bize belki bir doğrudan tanımlayı bugün getirmiş olmasa bile en azından müzakere masasında elimizi daha güçlü tutuyor. Buna inanıyorum. Çünkü kararlı bir pozisyon, taviz vermeye yakın görünmediğinizde, daha kararlı bir vizyon çizdiğinizde inanın masada daha eliniz daha güçlü oluyor. Yani bu çok önemli bir konu başlığı. Dediğim gibi ben bu süreçten bir şey beklemiyorum. Bu sürecin bizim mevcut vizyonumuza, yani egemen eşitliğe dayalı bir çözüm vizyonuna da zarar vermesinden de aslında endişe ediyorum zaman zaman. Ama dediğim gibi biz bu süreci Türkiye ile birlikte yöneteceğiz, birlikte yürüteceğiz. İç sorunları da çözmemiz gerekiyor. Günden güne maalesef iç sorunların üzerine, iç sorunlar başlıklarının üzerine yenilerini ekliyoruz. Sorunları çözemiyoruz.
siyaset mekanizması sorun çözemiyor. Sorunun kendisi oluyor zaman zaman. Bunun böyle devam edemeyeceğini görüyoruz. 2024'ün umarız bundan öncekiler gibi değil, çözümlerin yaşandığı, sorunların çözüldüğü bir refah ülkesine dönüşmenin başlangıcını yaşadığımız bir yıl olmasını temenni edebiliyorum. Evet, ben de katılıyorum bu temenniye. Umarım olur. Şimdi New York'a gelelim. New York'tan sen de bahsettin. Hazır New York demişken neler oluyor New York'ta? Çok ilginç, çok enteresan dünden bugüne özellikle her yönüyle çok böyle kafa karıştıran, daha doğrusu anlamakta, yorumlamakta güçlük çektiğimiz şeyler oluyor. Şimdi bir sinagog, sinagogun altında bir tünel, polis orayı bastı, Amerikan polisi bastı. Şimdi önce oradan herhalde biraz konuşmak lazım. Neden böyle bir operasyon yaptı Amerikan polisi? Evet, tamam, yasalara aykırı bir durum ki şu ana kadar netleşmiş yasalara aykırı bir durum yok. Kanlı yataklar var ama ortada maktul ceset olmadığından cinayet ya da başka bir cürümden bahsedemeyiz. Çıkacaktır mutlaka, varsa çıkacaktır da. Bir yerde Amerikan polisi ya da Amerika'nın bir diğer yönetim kanadı Yahudilere ya da Siyonistlere diş mi gösterdi? Onlara biz buradayız, yeter buraya kadardı yaptıklarınız gibi bir mesaj mı? Bu yeni bir şey değil çünkü. O kadar uzun tünellerden bahsediyoruz ki o tüneller dün bugün 3 günde 5 günde yapılmadı. Yani şu yorumu yapabiliriz rahatlıkla. Biliniyordu, göz yumuluyordu, önemsenmiyordu ama artık göz yumulmuyor, önemseniyor ve o tünellerden çıkanları, tutuklanan oradaki din adamları, bazı din adamları tutuklandı. Görüyoruz, izliyoruz. Neler oluyor? Amerika kendi içinde çelişmeye mi başladı? Karışıyor mu demek çok iddialı olur Amerika için ama görünen o ki çok böyle o Siyonizmin mutlak hakim olduğunu söyleyemiyoruz. Sanki Amerika'da birileri farklı mesajlar vermeye başladı. Kılıç kınından çıkmış, ok yaydan çıkmış, fırlamış ve büyük bir süratle önündeki hiçbir engeli tanımadan hedefe doğru ilerliyor gibi görünüyor. Ama bu olay, daha doğrusu bu hareket, bunun başlangıç noktası Kudüs'e kadar, daha doğrusu Gazze'ye kadar, 7 Ekim'e kadar uzanıyor gibi görünüyor. Bunun üzerine şimdi çok şeyler konuşulur. Biz buradan büyük beylik laflar etmiş olmayalım ama konuyu araştırmış, yakından takip eden biri olarak tırnak içinde şunu söyleyelim. Çok farklı bir döneme girdik. Aslında zaten pandemiden itibaren, 2020'den itibaren dünyada yeni bir sayfa net bir şekilde açıldı. Yani yıllar sonra, bundan belki bir 50-60 yıl sonra, belki bir 100 yıl sonra, 2020 belki de tarihsel yeni bir dönemin miladı olarak da kayıtlara geçmiş olabilir, dönemin tarihçileri tarafından. Belki de geçecek kayıtlara. Şimdi şunu söyleyelim. Birdenbire karşımıza bir Epstein olayı, ya, krizi, skandalı diye bir skandal çıktı. Bundan öncesine gelelim. Şimdi biliyorsunuz ki Netanyahu temsil etmiş olduğu Siyonizmin, yani tırnak içinde söyleyelim, büyük İsrail politikasına hizmet eden bir siyasi, bir lider, bir Siyonist, bir devlet adamı, tırnak içinde söyleyelim. Siyonizm bir ideoloji midir yoksa sapkın bir tutku mudur, bir ideal midir? Bunlar çok tartışılır, oraya girmeyeceğim ama Siyonizmin hedefiyle şu an itibariyle gözü dönmüş bir canavar gibi. Biliyorsunuz ki bu 7 Ekim'den önce de Netanyahu işte İsrail'de hükümet skandalları, hükümet krizleri yaşandı, sokak eylemleri yaşandı, yolsuzluk suçlamalarıyla Netanyahu yargılanma noktasına geldi, halk sokaklara döküldü. Netanyahu bir cambaz edasıyla olayı birden bir şekilde, büyük bir manevrayla Gazze'ye getiriverdi ve bir şekilde bir saldırı yaşadı İsrail ve kendini öz savunma gerekçesiyle Gazze'de buluverdi ve hemen birkaç uçak gemisi Güney Kıbrıs'tan, dünyanın birçok noktasından, İncirlik'ten kalkan ABD uçakları, işte İsrail'in yanındayız mesajları, yalandan
tamamıyla tiyatral ziyaretler, taziye ziyaretleri, ancak işin böyle olmadığını, en saf olayları en uzaktan izleyen sade vatandaş bile çok net bir şekilde anladı. Bütün bunları ispatlamaya da gerek yok. Neyin ne olduğu ortada. Bizim yapmadığımız eylemler, haykırışlar, bizim çok yakın olduğumuz, birçok anlamda yakın olduğumuz, belki de bir anlamda manevi olarak söz hakkına sahip olduğumuz olmamıza rağmen yapmadığımız tepki, göstermemiş olduğumuz tepkiyi Batı gösterdi. Doğudan Batı'ya, bütün dünya gösteriyor. Tutuklamalar yaşanıyor. Kendi dinine ait olmayan bir ülkenin yaşamış olduğu vandallığa karşı işte Hristiyanlar, ateistler, herhangi bir hangi dine mensup olursa olsun kendini insan hisseden herkes tepki gösterdi buna. Şimdi İsrail'in içinde bulunmuş olduğu bu durum, göstermiş olduğu vandallık, vahşet, şiddet ayyuka tırmanınca, bunu çok konuşmuştuk hatırlarsanız, bu sandalyeden de çok, bu koltuktan da çok ifade ettik. İsrail sıkıştı dedik. ABD'yi de sıkıştırmaya başladı. Batı'yı da sıkıştırmaya başladı. Buna Fransa, Kanada dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere bugün İsrail'in yanında olan bütün batılı devletler, emperyalizmin temsilcileri İsrail'in yapmış olduklarından dolayı olumsuz geri dönüşler almaya başladılar. Kendi halkları, kendi seçmenleri tarafından. Bunu görünce de büyük bir manevra içine girmek zorunda kaldı. Başta ABD olmak üzere. Yine Kanada, İngiltere, Fransa gibi başı çeken ülkeler, Almanya dahil olmak üzere. Ne oldu? Oy kaygısına düştüler. Özellikle Biden yönetimi. Bir baktı ki İsrail'e verdikleri destek yüzünden en büyük tokatı kendi halkından yiyor. Ortodoks Yahudilerden yemeye başladı. Peki ne olacak? Bir dakika. O zaman Netanyahu kendini kurtarayım, büyük İsrail'e, Siyonizmin hedeflerine doğru önemli bir adımı atayım derken aslında Biden'a, Biden hükümetine, yine ABD gibi İsrail'in yanında olan diğer ülkeler de bundan gol yemeye başladılar. O zaman durumu değiştirmeye çalıştılar. İşte biz bunu 2 ay önce söylemiştik ve ilginç açıklamalar gelmeye başladı Amerikan yönetiminden. İşte İsrail Gazze'deki harekatını artık sonlandırmalı, daha da ileriye taşınmamalı, insan haklarına dikkat etmeli gibi yuvarlak ucu, yuvarlak, biraz iç kamuoyuna, biraz da işte İsrail'e dostlar alışverişte görünsün şeklinde ifadeler duymaya başladık. Ancak bu arada İsrail derin devleti ile Amerikan derin devleti arasında da farklı çatışmaların olduğu zaten ezelden biliniyor. Bu çok daha farklı bir boyuta da ulaştı. ABD'den bu yönde adımlar gelince Biden hükümeti ile Netanyahu hükümeti arasında bir tezatlık yaşanmaya başlayınca Netanyahu artık farklı bir noktada gizli silahlarını kullanmaya başladı. Bu silahlardan bir tanesi de çok ilginçtir ki cinsel istismar, fuhuş, pedofili ve işte birçok yolsuzluğun, birçok ahlaksızlığın, insanlığa sığmayacak dosyaların bulunduğu bir Epstein davası skandalı diye bir dava evet. var. İşte Amerika'da birçok kız çocuklarına yönelik olarak cinsel istismar, öyle pedofili, isimler var ki listede. Fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanacak olan birçok isimden bahsediyoruz. Ve bütün bunların, yani bu kirli çamaşırları bir sepete doldurmuşlar. Bu sepeti de Netanyahu, şöyle çok kabaca anlatıyorum özetlemek için. Bakın, dosyalarınızı çıkarmaya başladım. Şöyle bir silkeleyin bakalım evet. neler varmış diye birkaç... Gazze için üzerime gelmeye başlarsanız İsimli. Bu dosyaların yani, devamı da gelecek. Eski Amerikan başkanları var, İngiliz kraliyet ailesi var. Yani bu altından kalkılamaz onlar evet. açısından. Büyük bir Pandora açıldı. Altından kalkılamaz. Pandora'nın kutusu açıldı. Evet. Bunu da İsrail gizli devleti Netanyahu'ya çalışan, bir kısmı çalıştı, bir kısmı çalışmıyor ama Netanyahu'nun düğmeye bastığı konuşuluyor. Ya da birileri ona bas dedi, basmıştır. Yani. Bir şekilde kendini aklamak. Çünkü yani bakın, başta olan bir adam değil, bir kukla olduğu kesin. Öyle büyük isimler, öyle önemli isimler var ki, yani. Yani bir ada kurmuşlar. Bu adaya dışarıdan kaçırılan çocuklar, kız çocukları, hatta erkek çocukları da dahil olmak üzere cinsel istismara uğratılmak adına, birilerinin fantezilerini, kirli fantezilerini gerçekleştirmek adına bu adada kirli işler çevrilmiş. Bunlar dosyalanmış. Pilot tabii ki. Evet.
uçuş, bunlar, bu dosyalar da seyir defteri tutmuş pilot. Bir gün kullanılmak adına, özel, böyle bir gün özel kullanılmak uçağı, adına evet. Ya da zaman zaman, bakın şimdi bu Epstein skandalından bugün bizim haberimiz var. Ya. Ama bu skandala malzeme verenler bir gün verdikleri malzemenin aleyhinde kullanılacağını tahmin edebiliyorlardı. Ya da tahmin ettiler ya da öğrendiler. Ve bugüne kadar da o yüzden İsrail yanlısı tweet attılar, şarkı söylediler, LGBT'liği savundular. İşte İsrail ve işte Siyonizmin, emperyalizmin birlikte, evangelizmin birlikte kurguladıkları o sahte dünya balonunu pompaladılar. Çünkü hepsinin belki de bir yerlerde bir dosyası vardı. Belki yarın Biden'ın da ortaya çıkacak. Epstein skandalından sonra ilginç bir gelişme daha ortaya çıktı. Bu gelişmede neydi birdenbire ortaya çıkan? Biliyorsunuz ki Ortodoks Yahudiliği mezhebi İsrail devletine karşı. Çünkü vaat edilen kendilerine Tevrat'taki o büyük İsrail devleti için işaret edilen emareler henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla bu kurulan İsrail devleti, bugünkü İsrail devleti zamanında kurulmadı. Ve Tevrat'a göre doğru bir devlet değil, bu devlet yıkılmalı. Zamanı geldiğinde, buna evangelistler de inanıyor, burada bir devlet kurulacak ve bu devlet büyüyecek. Oradan da Yahudiler işte cennetin kendilerine anahtarları uzatılacak. Oradan doğrudan direkt cennete gidecek. Biz hepimiz zaten yokuz, tırnak içinde söyleyelim. Yani İsrail bayrağı yakıp Müslümanların yanında gibi olmaları da sahte bir tamamıyla kurgu Ortodoks Yahudilerinin. İlginçtir. Epstein skandalından sonra sinagog tünelleri ortaya çıkarıldı. Çok hemen bakın, aynı zamanda neredeyse. Dosyalar dökülüyor. Bakalım yarın ne olacak? Yani Netanyahu bugün her şey yapabilir. Çünkü tıpkı gözü dönmüş Hitler gibi, gözü dönmüş dünyadaki birçok işte lider demek istemiyorum, doğru kelime bir anda aklıma gelmedi. Gözü dönmüş birçok diktatör gibi. O da şu an itibariyle önce Gazze'yi silip süpürecek, söyledik. Gazze şeridinin dışında bir de Batı Şeria var. Ama Batı Şeria da haritada göründüğü gibi bütün bir yekpare, bir kara parçası, bir toprak değil, bir devlet değil. Batı Şeria'nın da içi boşaltılmış, yok edilmeye başlandı. Sıra Lübnan'a geliyor. Çok net, çok net belli. Ve Netanyahu'nun başına büyük bir şey gelmedikten sonra... Mart'ta seçim var yanılmıyorsam. Yani başına büyük bir olay gelmedikten sonra bu politikasından da vazgeçeceği benzemiyor. Bakın yani... ok yaydan çıkmış, Amerika'yı Amerika yapan ya da dünyada birçok önemli pozisyonun başında markayı temsil eden, firmayı temsil eden birçok önemli isim kozlarını ortaya koydu. Ortaya koyulduğunu görüyoruz. Çok ilginç olaylar. Tırnak içinde söyleyeyim, şimdi birileri de sessiz. Batı'yı, Batı'nın temsil ettiği medeniyeti, Batı'nın kurmuş olduğu düzeyini, Kıbrıs'ta dahil olmak üzere Batı'nın şekillendirdiği geleceğimize, bizim adımıza Batı'nın şekillendirmiş olduğu çözüm modeli dahil benimseyenler, hayat tarzlarını, benliklerini bir kenara bırakmış, kültürlerini bir kenara bırakmış, Batı'yı sonuna kadar kabul etmiş ve burada da Batı'nın temsilciliğini, temsiliyetini savunanlar sessiz, yoklar. Batı'nın hayat tarzını, Batı'nın markalarını, Batı'nın çizmiş olduğu hayatı Batılılardan daha fazla savunanlar sessiz, yoklar. Çok ilginçtir. Biz dün öyle değildik, bugün de böyle değiliz. Çok şükür onlardan değiliz. Ama Kıbrıs sorununa yine daha önce de söylemiş olduğum gibi konuyu yine getirmek istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında dayatılan, düne kadar dayatılan iki devletli çözüm yerine, egemen eşitliğe dayalı çözüm yerine tek bir devletin, tek bir devletten oluşan, tıpkı 2004'teki referandumda önümüze getirilen çözüm modelinin bize ait olmadığını, bu adaya ait olmadığını, bu adanın gerçeklerine uymadığını söyleyenlerdendik biz. Kendi yaşım yettiğince, dilim döndüğünce, bilmiyorum siz de öyleydiniz, buna evet. İnanıyorum. Yani bunu düşünüyorum. Bu bağlamda bakın, işte bu medeniyetin bize dayatmış olduğu çözüm modelinin bizi götüreceği bir yer bizim çıkarlarımıza değil. Aslında Rumların da çıkarına değil. Bir çıkmaz. İstedikleri de bu. Dolayısıyla biz aynı masalı bugün bir kez daha görüyoruz. 6 aylık bir süreyi varmış. Tarafların arasındaki taraflar arasında bir görüşme süreci olabilir mi, olamaz mı? Taraflar bir görüşme yeniden yakın mı, değil mi? Bunu görüşecekmiş falan filan. Yani buna hele hele Birleşmiş Milletler'le ilgili dünyada artık varsa
idi. Birleşmiş Milletler'in bu dünyada adaleti temsil edebileceğine dair adil bir mekanizma olduğuna dair bir inanç, ona da bir inanç kalmamış iken Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta bir başarıya ulaşması, tırnak içinde söylüyorum, barış adına mümkün değil, görünmüyor. Akla ziyan bir inanç bu. Ancak tabii ki bunu diplomasiyi, uluslararası ilişkileri sadece Batı kullanmıyor. Elbette ki bizler de kullanıyoruz. Bizim devletimiz de kullanıyor, Türkiye de kullanıyor. Aynı tırnak içinde söyleyeyim oyunu, şimdi de aynı oyuna bugün de biz ihtiyaç duyuyoruz. Anlaşılan o. Biz bu oyunun oynanmasına bir süre daha göz yumacağız. Yeni vizyonumuzdan iki devletli çözüm, egemenliğe dayalı, iki bölgeli, egemen eşitliğe dayalı bu çözüm modeli, bu bizim yeni vizyonumuzdan vazgeçmiş değiliz. Biz de oynar gibi görünüyoruz. Çünkü bizim de Batı'yla hala, Batı'yla ilişkilerimiz kopmayacak. Kopmamalı da zaten. Alver ilişkisi içerisinde olacağız. Ama hep ver ilişkisi içerisinde değil. 95'te olduğu gibi. 2004'te yapılmak istenen gibi. Ondan önce olduğu gibi. Dolayısıyla biz de Kıbrıs'ta bugün bu oyunun oynanmasına bir süre daha müsaade ediyoruz. Sonucunun ne olacağını biliyoruz. Hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi olmayacak ama bir süre daha biz de bu bağlamda bu düzene göre, oyunu kurallarına göre oynama noktasında bir pozisyon biçmişiz. Şimdi dediğim gibi bu, hani New York'u konuştuk, sinagog tünellerini, Epstein skandalını, bütün bunların aslında bir Siyonizmin oyununun belki de perde gerisinde yatan, günü geldiğinde kullanacak olan bazı argümanlar olduğu noktasında bu konuyu inceleyenlerce böyle bir kanaat oluşmuş durumda. Bu kanaata ben de katılıyorum. Bu da benim aynı zamanda naçizane kendimce yapmış olduğum araştırmalar noktasında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Batı, emperyalizm, evangelizm, siyonizm adına ne derseniz deyin, hiçbiri bugün bizim menfaatimize değil. Hiçbiri dünyanın barışına, dünyanın bir katkı sağlamış değil, sağlayabilecek durumda da değiller. Dolayısıyla bu ideolojilerin tamamının bize verebileceği bir şey yok. Bize bir şey verebilecekse bile buna mutlaka şüpheyle yaklaşmalıyız. Bugüne kadar tarihsel gerçeklikler, bugün yaşamış olduklarımız maalesef bu medeniyetin, bu bize ait olmayan bu dayatma medeniyetin içinin boş ve iğrençliklerle dolu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bakın, bu skandalı konuşan var mı ülkemizde? Epstein skandalı. Ya da işte sinagog tünelleri, buna kafa yoran var mı? Yok, ama Kıbrıs sorunun çözümü noktasında BM'nin atadığı temsilciyi konuşuyoruz. Yani BM kime çalışıyor, kiminle çalışıyor, kimin menfaatleri doğrultusunda çalışıyor? Bugüne kadar ne yaptı ki, bundan sonra ne yapacak, değil mi? Yani konuşulacak aslında evet, daha çok şey var. Şimdi sona doğru geliyoruz ama sen yokken bir de İran meselesi yaşadık biz. Ne yaşadık İran'da? Bir saldırı gerçekleşti, bir terör saldırısı gerçekleşti ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini, hemen bir gün öncesinde de Lübnan'daki suikast olayı vardı ve bunlar bağlantılı mı değil mi kafa yormak lazım ama İran'ı bekleyip görelim ne yapacak dedik, hiçbir şey yapmadı. Bak, çok ilginç. Yani İran hep sustu. İran'ı vurdular. Bu terör saldırısı falan değil o. Belli ki yani orada İran'a birisi bir çomak soktu. Ama yine İran sessiz. İran'ın bu sessizliğini biraz konuşalım. Çünkü bu sessizlik biraz da Amerika'nın içine gelmiyor. İsrail'in içine gelmiyor. İran'ın dalgalanması, çalkalanması gibi bazı beklentiler var. Ama İran bunu bilerek mi, bu oyuna mı gelmiyor? Yoksa bir zafiyet mi yaşıyor? Şöyle bir şey var. Aslında İran hiçbir zaman süper güç değildi. Süper tehdit de her zaman. İran hiçbir zaman bölgesel bir güç de olamadı. İran aslında, yani birçok tabii İranlı dostlarımız da var, İsrail dostlarımız da var. Sorun değil ama yani İran hiçbir zaman aslında temsil etmiş olduğu hani dine de hizmet etmedi. Tırnak içinde söyleyelim. İran daha çok mezhebi bir ayrılık üzerine kurulmuş maalesef bir rejim. Ve hani bu bölgeyi, bu konuyu konuşuyorsak, İslamiyet'e de en çok zarar veren, İsrail'den sonra belki de İsrail kadar devletlerden bir tanesi de İran'dır. Yani İslamiyet'in imajına, İslamiyet'in bir gelmiş geçmiş en büyük bir barış projesi olduğu noktasındaki inanışa aykırı hareket eden
maalesef içine kapalı, kendi halkını da mutsuz eden, inandığı değerlere de çok da fazla bir katkısı olmayan bir rejim. Biliyorsunuz ki defaatle birçok kez ABD ile yakın temas, sıcak temas yaşandı. Bütün bu temaslara rağmen İran'ın bir şey yapamadığını gördük. Ya da tepki veriyormuş gibi yaptığını gördük. En yakın Gazze'ye girerse ne yapacaktı Tahran? Hiçbir şey. Ne yapacaktı? Buna kayıtsız kalmayacaktı ve gerekirse füzelerini yollayacaktı Lübnan üzerinden. Böyle bir şey oldu mu? Yok. Hatırlarsanız çok seviyorum ya Trump'ın açıklamalarını. Çok esprili bir adam. Yine başa gelirse şaşırmayalım. Trump ne dedi biliyor musunuz? Yani deşifre etti. Beni aradılar. İşte sizin olduğunuz üssün kenarlarına bomba atacağız biliyorsunuz ki. Ve oradan çekilin de hani biz de zor durumda kalmayalım. Ve etrafın bombaladılar. Yani bunda Trump açık yüreklilik söylüyor. Doğru da olmuştur. Yani istese doğrudan bir hedef vurulabilirdi. Kaç yani, Amerikan askeri öldü? Can kaybı yaşanmamıştır. Yani tırnak içinde söylüyorum. Birisinin ölmesini, Amerikan askerinin ölmesini istediğim noktasında anlaşılmasın. Yani o da işin bir gerçeği. Bakın İsrail, Mossad, Tahran'da, İran'daki yani İran'da yerden yere vurmuyorum. Yani İran'da hakkını verebileceğiniz kendine ait özellikleri var. Çok ciddi bir istihbarat ağı var. Önemli bir istihbarat gücü İran. Ama nükleer dosyalarına, en gizli belgelerine bile ulaşıldı. Yani en mahrem bilgilerine ulaşıldı İran'ın. Mossad bunu yaptı. Hani dünyaya Yemen'i, Arabistan Yarımadası'nı karıştırmaya kalkan, Suriye'de Türkiye'ye rağmen Türkiye'ye karşı operasyonlar düzenleyen Irak'ta bir zaman bir dönem PKK'yı destekleyen Tahran, hala da desteklediğine inanıyorum, Tahran İsrail'e karşı hiçbir şey yapamıyor. Ve Şiilik üzerinden, İslami bir ayrılık mezhebi üzerinden dünyaya, işte Müslümanlara ders vermeye kalkan bir problem, bir devlet maalesef. Dolayısıyla hani İran belki de bu dönemin ardından yakın bir dönem içerisinde bir büyük bir rejim değişikliğiyle belki de çok farklı bir döneme girecek. Zaten hangi devletler sırada? Yani Irak, bakın hani Kuzey Afrika'ya geçtik, Mısır'ı geçtik zaten. Arabistan Yarımadası'na bakın, İsrail karşıtı bir ya da iki devlet ya bulursunuz ya bulamazsınız. Lübnan'ın durumu ortada. Suriye, Irak bitmiş durumda. Geriye kim kaldı? İran, sonra belki Türkiye, tırnak içinde söylüyorum. Çok da fazla bir devlet kalmadı. Sular iyice kaynama noktasına ulaştı. Bir olayla İran anında karışabiliyor. İç dengeleri bile biliyorsunuz ki yani sanki istenen de o. Yani yapılmak istenen de o. Dolayısıyla İran'ın öyle bir gözle büyütülebilecek, çok ciddiye alınabilecek bir ülke değil. Nükleer gücünün dışında. Bu bölgede tabii ki İran'dan daha büyük bir tehlike varsa, bütün dünya içinde büyük bir tehlike olan, o da İsrail devletidir. Şimdi zaman zaman bu gibi yorumları çok ciddi eleştirenler var. İçimizde de var, Türkiye'de de var. Her şartta ne olursa olsun İsrail'le ilişkilerimizin çok iyi olmasını isteyenler de var. Yani doğuştan İsrail'e barışık, İsrail'in ne yaptıkları bizi hiçbir şekilde ilgilendirmez. Biz İsrail'e çok iyi ilişkiler kuralım noktasında olan siyasilerimiz de var. Yani mecliste de var. Meclisin dışında da var. Bunları da biliyoruz, görüyoruz, anlayabiliyoruz. Aslında tabii ki biz Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bütün dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olalım. Ama hani İsrail'in durumunu konuşmaya gerek herhalde yok. İsrail'in yaptıklarından herhalde ders çıkarmayan yoktur. Günün sonunda bu bölge için en büyük tehlikelerden bir tanesi, bizim için de en büyük tehlikelerden bir tanesi İsrail'dir. Yani bakın az önce Epstein skandalını konuştuk, sinagog tünellerini konuştuk, Siyonizmin oyunlarını konuştuk. Ülkemizde biliyorsunuz ki yabancı ülkelere yapılan toprak satışları, gayrimenkul satışları noktasında her ne kadar vatandaş sayısı üzerinden konuşacak, yani vatandaş sayıları konuşuluyor olsa da şirket noktasında, paravan şirketler noktasında, yani İsrail şirketlerin, İsrail'e yakın olan şirketlerin önde olduğu çok net biliniyor. Çok net bir gerçek. Türkiye de bunu konuşuyor, Kıbrıs da bunu konuşuyor, Güney Kıbrıs da bunu konuşuyor. Bir de Şabat örgütü vardı biliyorsunuz ülkemizde. Evet. Şabat'ın sinagog tünelleriyle
Doğrudan bir bağlantısı çıktı. Doğrudan yani. Bağlantısı Şabat örgütünün ya da tarikatının diyelim, organizasyonunun diyelim bir bağlantısı da olduğu biliniyor ise. Dolayısıyla gözümüzü dört açmak zorundayız. Ben bir başka başlık var. Siz buna ekleme yok, çok kısa alalım çünkü süreyi doldurdum. Çok kısa söyleyeceğim. İstiyas davası önemli bir dava. Çok konuşuldu ama ben artık biraz bu konunun biraz politize edilmeye başladığını görüyorum. Hani yüreklerimiz yanıyor, kaybettiğimiz evlatları hiçbir şey yerine getiremez. Türkiye'deki belki de bu beton mezarlık görüntüleri, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde görünen o beton mezarlık, kontrolsüz yapılaşma, çirkin yapılaşmayı bizler de görüyoruz. Bizler de Türkiye'yi seven insanlar olarak bu manzaralardan oldukça üzüntülüyüz. Son dönemde artan deprem fırtınalarını görüyoruz. Korkuyoruz. Hepimizin bir canı, bir akrabası var. En azından bir vatandaş olarak orada yaşanabilecek olumsuz tablolardan korkuyoruz. Çünkü çok yakın tarih içerisinde çok büyük depremler yaşandı. Çok büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Bütün bunlar bizi ürkütüyor ve Türkiye'nin bu yaşananlardan ders çıkarmasını sade vatandaşlar olarak bizler de çok çok canı gönülden istiyoruz. Canı yanmış insanlar olarak, kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımız, çocuklarımız olarak. Ama siyas davasının biraz daha çok siyasallaştırılmaya başlandığını görüyorum. Bu beni üzüyor. Ben bu noktada evet kaybetmiş olduğumuz canlarımızın davasını savunacağız. Sonuna kadar savunacağız ama bunu siyasallaştırıldığını görmek beni üzüyor. Çocuklarımız için, kaybetmiş olduğumuz çocuklarımızın hatırı için bunu en azından yapmamalıyız. Bir de üzerimize düşen görevler var. Siz Kahramanmaraş depremlerindeki Kıbrıs'ı da sallayan, Kıbrıs adasını da sallayan, hatta bir binayı yan yatıran, çok katlı iskele bölgesindeki binalarda çok büyük sarsıntılara neden olan o depremin ardından zemin etütlerinin sonuçlarını gördünüz mü? Belediyelerin yıkım kararı boşaltılma kararı verilen binaların boşaltıldığını gördünüz mü? Depremle ilgili ne gibi önlemler aldık? Depremle ilgili ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Bunları konuştuğumuzu duydunuz mu? Yani ben çok az birkaç açıklama ve araştırmanın dışında deprem gerçeğiyle ilgili olarak bir adım atıldığını maalesef görmedim. Ama istiyas davası üzerinden de siyaset yapıldığını çok net görüyorum. Peki. Burada bir samimiyetsizlik görüyorum. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ettim sana. Haftaya bakalım neler konuşacağız. Bunu da göreceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu haftayı bitirelim. Perspektiften veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Yayın platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. DVB-T.